İktisat Kongresi başından beri büyük bir heyecanla organize etmeye çalıştığımız bir konuşma. Bunu tarihsel bir misyon olarak üstlendik. Çünkü 100 sene önce de 1135 derece bir araya gelirken meclis vardı ve yeni kurulacak Cumhuriyet'in iktisat politikalarının belirlenmesi görevi o meclise tevdi edilebilirdi. Türkiye'nin her yerinden 1135 derece bir araya getirilerek yeni kurulacak Cumhuriyet'in iktisat politikalarının oluşmasının çalışmasının yapılması ister. Bu hakikaten çok önemli bir sivil inisiyatif. Bir kere bu nedenle çok değerli. İki temel motivasyon noktası var bizi bunu ortaya getiren. Birincisi, araştırmaya göre Türkiye'de yaşayan gençlerin 18-30 arasında yaşayan gençlerin %86'sı gelecekle ilgili bir hayalleri olmadığını söylüyor. Hani bu bir savaş ertesinde yaşanabilecek bir iklimde bile karşılaşılmayacak kadar vahim bir tablo. Yani eğer gençler hayallerini kaybetmişlerse orada sürdürülebilir bir gelecek inşa etmenin imkanı yok demektir. Bunun nasıl çözülebileceğine dair kafa yormak gerektiğine inandık. Herkesin telaşı bugünü kurtarmaya dair. Ama 100 yıl önce nasıl o geleceğe dair kafa yormak için birine gelmiş hatırlarımız, şimdi de bunu yapmamız gerekir diye düşünüyorum ve bu en çok İzmir'e yakışır diye düşünüyorum. O nedenle hiç gol çalmadan sadece ev sahipliği yapmanın olduğunu yeterli olarak bu organizasyonu düzenlemek için yola çıktık. Küresel iklim krizinden gıda krizine, enerji krizine, savaşlara, yoksulluğa, Anadolu'dan bir ses verebilir miyiz? İktisat Kongresi'nin bunun için çok uygun bir zemin olabileceğini düşünüyorum. Gelecek kuşaklara sadece geçmişimizi değil, iyi tasarlanmış bir geleceği miras bırakmak istiyoruz. Geleceği inşa etmenin de tek bir yolu var. Geçmişten miras neyse onu iyi anlamak, onu iyi bilmek. Ülkenin geçermişlikten o buluşma bugün de bir yıl sonra bizden sonra gelecekler için bir ışık tutacak bir çalışma olur. Bu alanda aslında bir tarafta eskiyi, bir tarafta modernliğin yaşandığı, bu gelmiş, geçmiş ve gelecek arasındaki bu noktada bulunduğumuz yerde bu toplantının aynı zamanda geçmişle ilgili değerli bilgileri günümüze taşıyacağını düşünerek hoş geldiniz diyor. Teşekkür ediyorum. Necat Yendürk, tıp doktoruyum. Herkese günaydın. Fazla Kuçular'dan Türkiye siyasi tarihi ve Türk dış politikası tarihi üzerine çalışmalar veriyorum. Onur İnal, Viyana Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Kısa Celal ve Murat Sarp Öcü'nde öğretim üyesiyim. Teşekkür ediyorum. Kemal Kocabaş, 9 Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesiyim. Üniversitesi Antropozen Araştırma Grubu'nun kurucusuyum ve liderim. Herkese tekrar günaydın. Günaydın. Şükran Doğru, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcısı. Necmi Kavuk, İstanbul Üniversitesi Kavramı Sanayi Bölümü öğretim üyesi.